Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı 7. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Kazanın kavrama testi 5'teyiz arkadaşlar. Birinci sorum ile dersime başlıyorum sayılarının doğru sıralanışını istemiş. Dikkat ederseniz bunların paydalarını eşitlemek zor, paylarını eşitlemek daha kolay. Paylarını 6'da eşitlemek için burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. Şurada eşitleyelim. 2 bölü 5'i 3 ile genişlettim. 6 bölü 15 oldu. Burası zaten 6 bölü 11. Devam ediyorum. 3 bölü 10'u 2 ile genişlettim. Burası 6 bölü 20 oldu. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar paylar eşitlendiği için artık paydası büyük olan küçüktür. Buradan en küçük olanı 6 bölü 20. Sonra 6 bölü 15. En son olarak 6 bölü 11. Harfleri koyuyorum yerine. 6 bölü 20 C'ydi. 6 bölü 15 A 6 bölü 11 B. Doğru cevabım B şıkkımda. İkinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Burada demiş ki bize eksi 3 bölü 11 büyüktür x büyüktür eksi 4 bölü 11 sıralamasının doğru olması için x yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Daha rahat bakabilmek için burayı 2 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. Burası eksi 6 bölü 22 büyüktür. X büyüktür. Eksi 8 bölü 22 olarak geldi. Dikkat ederseniz bu aralığı arkadaşlar eksi 7 bölü 22 gelmelidir diyoruz. Beşinci soruya bakıyorum. X, Y, Z birer pozitif tam sayıymış. 4 bölü X büyüktür, 4 bölü Y büyüktür, 4 bölü Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar paylar eşit olduğu zaman durum tam tersi oluyordu. Yani Paylar eşitse paydası küçük olan büyük oluyordu. Büyük olan küçük oluyordu. Böyle bir sıralama varsa x küçüktür y küçüktür z diyoruz. Bu da doğru cevabımızın c şıkkı olduğunu gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür demiş arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman burası 1 bölü 2'den büyük yani yarımdan büyük diyelim. Burası tam yarıma eşit. Burası yarımdan küçük. Aynı şekilde arkadaşlar burası da yarımdan küçüktür. En büyük olan yarımdan büyük olan 51 bölü 101 olarak gelir. Buradaki 3 soruya beraber bakalım. Yukarıdaki rasyonel sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Demiş arkadaşlar. Eksi 7 bölü 8, eksi 8 bölü 9, eksi 10 bölü 11. Şimdi şöyle söylüyoruz. Eğer bunlar pozitif olsaydı burada 10 bölü 11 büyüktür. 8 bölü 9 büyüktür 7 bölü 8 olacaktı. Yani bizim kuralımız şu. Eğer pay ve payda arasında bir fark varsa arkadaşlar sayılar ne kadar büyürse değer o kadar büyür olacaktı. Ama bunlar negatif olduğu için arkadaşlar iş tam tersine dönüyor. Yani eksi 10 bölü 11 küçüktür. Eksi 8 bölü 9 küçüktür. Eksi 7 bölü 8. Doğru cevabım D şıkkımda oldu. Yedinci soruma bakıyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen sıralamanın doğru olabilmesi için x yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Şimdi ben buraya baktığım zaman 0 küçüktür x bölü 5 küçüktür 1 bölü 3. Şimdi arkadaşlar burada şöyle söylüyoruz. İsterseniz gelelim ee, paydaları eşitleyelim veya direkt ben diyorum ki 1 bölü 5 küçüktür 1 bölü 3. Bakın burası sağlanır. 2 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 3'e bakıyorum. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişlettim. Burası 6 bölü 5 küçüktür. 5 bölü 5 oldu. Dikkat ederseniz burası yanlış oldu. O zaman x yerine sadece 1 değer gelir. Onun da cevabı 1'dir diyoruz. 8'e geldiğim zaman a bölü 7 sayısı 3 tam 2 bölü 7 sayısından küçük ise a'nın en büyük tam sayı değeri. Ben 3 tam 2 bölü 7'yi arkadaşlar bileşik kesire çevireceğim. 3 çarpı 7 artı 2 bölü 7. Burası 23 bölü 7 olarak geldi. Buradan a'nın alabileceği en büyük tam sayıyı arkadaşlar ben 22 olarak buldum. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıda verilen ondalık gösteriminin en büyüğü hangisidir demiş. Şurada yapacağım şimdi. A şıkkımı birazcık açıyorum. Bakın burası 0 tam onda 6'dır ama 6 6 6 6 diye sonsuza kadar gidiyor. B'yi açıyorum. Burası 0 tam %65'tir. Burası 65 65 65 diye sonsuza kadar gidiyor. C'yi açıyorum. Burası 0 tam %66'dır. Ben bunun sonuna istediğim kadar 0 ekleyebilirim. D'yi açıyorum. Burası 0 tam 16'dır. Bunun sonuna istediğim kadar 0 ekleyebilirim dedim. Karşılaştırmaya başlarken en soldan başlıyoruz. 0 0 0 0. Biz de en büyüğünü arıyorduk. 6 6 6 6. 6 5 6 0. Bakın 5 ve 0'lar elendi. 6 6 6 0 burası da elendi. 6 5 0 dikkat ederseniz burada arkadaşlar en büyüğü A şıkkındaki 0 tam yüzde pardon 0 tam 10 6 olarak geliyor. Buraya baktığım zaman arkadaşlar demiş ki bana aşağıdakilerden hangisi eksi sıfır tam yüzde otuz beş sayısından daha küçüktür demiş. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Hepsinin ondalık gösterimini bulacağım. Burayı iki ile genişlettim. Eksi dört bölü on oldu. Yani burası eksi sıfır tam onda dört olarak gelir. Burası aynı zamanda eksi sıfır tam yüzde kırka eşittir. Burası arkadaşlar. Eksi 0 tam 10 da 3'tür. Yani aynı zamanda eksi 0 tam 30'dur. Burayı arkadaşlar ben 25 ile genişletiyorum. Burası eksi 25 bölü 100 oldu. Yani eksi 0 tam yüzde 25. Burayı 5 ile genişletiyorum. Eksi 15 bölü 100 oldu. Yani burası eksi 0 tam yüzde 15 olarak geldi arkadaşlar. Burada eksi 0 tam yüzde 35'ten küçük olan eksi 0 tam yüzde 40 olduğu için A şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.